Selamlar Ödül Hanım, bugün nasılsınız? İyiyiz, sizler nasılsınız? Ben de iyiyim, çok teşekkür ederim. Ben VR aldım geçen hafta. Belki haberiniz var mı? Ya gelecek görmedim Nintendo'da. VR'da daha çok gelişeceğini düşünüyorum. Zaten çok iyi bir yatırımcı olarak ben her zaman teknolojiyi önemserim. Evet. VR'ın teknolojisi de gelecek zamanlarda daha da iyi olacağını umuyorum. Hı hı. Sanırım bugün VR'la ilgili bir projeden bahsedecekmişiz. Hı hı. Onu öğrenmek isterim sizden. Tam da yerinde oldu gerçekten. Bugün bahsedeceğimiz proje Ceek VR zannediyorduk. Ancak bunun gerçek okunuşu Ceek VR'mış. Ceek VR projesinden bahsedeceğiz. Bu bir Metaverse diyelim. Peki Ödül Hanım, nedir bu Ceek VR? Ceek VR bir Metaverse diyebiliriz. Ancak bu Metaverse işin eğlence tarafında. Biliyorsunuz zaten Facebook'un Meta olmasıyla birlikte Metaverse kavramı biraz daha dikkatleri üzerine çekti. Ancak bu proje daha öncesine dayanıyor. Neredeyse Ethereum'un çıkış tarihine kadar. Tabii 2015'e kadar dayanıyor. Burada baktığımız şey de yani Metaverse'de neler yapılıyor? Defileler yapılabiliyor, toplantılar yapılabiliyor. Burada ekstra olarak konserlere katılım sağlayabiliyorsunuz. İşte spor maçlarına girebiliyorsunuz. Genel kavramıyla Ceek VR'ın yaptığı şey ise yine müzik sanatçılarını, içerik üreticilerini, işte atletleri ve onların hayranlarını bir arada buluşturan bir platform diyebiliriz. Aynı zamanda sanatçılar da yine açık bir şekilde, yani oldukça transparan bir şekilde burada konser biletlerini satıp yine blok zinciri teknolojisiyle bu işi kolaylaştırabiliyorlar. Ve bu Metaverse'e ulaşmak da aslında hiç zor değil. Çünkü işte oyun konsolları, tabletler, bilgisayarlar, hatta telefonlar üzerinden bile şu anda erişim sağlanabiliyor. White Paper'da da yazdığı şey şu, yani projenin asıl amacını şöyle göstermişler. Sırf ABD'de yılda 60 milyonun üzerinde konser bileti satılıyor ve konserlere ilgi şu anki top noktadaydı diye bahsedilmiş. Ancak şunu bilememişler ki pandemi gelecek ve bu daha da aslında önemli olmaya başlayacak. Yani insanlar konserlere gidemiyor. Küresel anlamda konserlere katılım olsun diye başlatılmış bir süreç olmasına rağmen pandemiyle birlikte evde kaldık ve gerçekten hiç konser deneyimi yaşayamadık. Bu noktada aslında Metaverse'ün biraz daha hype'landığını gördük ve hani işimize de yarayacak bir şey oldu. Yani bir metrekarelik alanımızdan yanımızdaki arkadaşımızla bir anda Lady Gaga konserinde kendimizi bulabiliyoruz. Aslında evet, Metaverse mi tam bilmiyorum ama Fortnite'da da konserler olmaya başlamıştı pandemi döneminde. Oyun içerisinde oldu. Aslında bir nevi Metaverse deneyimi yaşamıştık orada. Burada da işte verdikleri VR gözlükler, yine kulaklıklar, eldivenler. Bu noktada Meta da tabii çok da öncü yani. Peki Ceek VR'ın duyuruş tarihi ne zaman? 2015 yılında Metaverse'ü faaliyete geçiyor. Bir de Ceek'in NFT Marketplace var. O da geçen yıl Kasım ayında piyasaya sürüldü ve bu aylarda zaten Ceek ATH'sini, yani tap noktasını gördü. 1.14'lere kadar çıktı. Projenin ekibi de sanal gerçek geleceğin müziğidir diyorlar ve bu konuda çok fazla da adım atmaya başladılar zaten. Universal Music'le bir işbirlikleri vardı. Aynı zamanda Apple, Microsoft, T-Box gibi isimler de yine katıldı. Tabi Universal Music gelince ne oldu? Lady Gaga geldi, Demi Lovato geldi, Sting geldi, YouTube geldi. Bon Jovi de var. Ve hala da şu an Lady Gaga'nın yanılmıyorsam canlı konserlerine ve konser kayıtlarına da yine erişim sağlayabiliyorsunuz. VR gözlükle de bu deneyimi yaşayabiliyorsunuz. Peki Ceek VR'ın kurucusu kim? Kurucusu Mary Spio adında bir uzay mühendisi ve aynı zamanda teknoloji aşığı olan bir kadın. Afrika'nın batı kıyısına Gana'da doğmuş ve 16 yaşında New York'a gelmiş bir isim. Burada Amerikan Hava Üssü'nde 6 yıl çalışıyor. Oradan sonra NASA'da bir projede çalışıyor. Yine bu süreçte Coca-Cola, Microsoft, Box, Universal Music şirketlerine içerik çözümleri de üretiyor ve burada da aslında biraz daha bağını oluşturmuş oluyor ileriki zamanlar için. Bir tane röportajını izledim. 2014 ya da 2015 yılında yanılmıyorsam Facebook'a gitmişler ve bu Metaverse kavramını sunmuşlar yine onlara ve burada çok daha gerçekliğin ve konser deneyimin ve oyunun ötesine geçilebileceğini konuşmuşlar ve ondan sonra da zaten Meta Oculus'ta, yani Facebook'un bir yan şirketi diyebiliriz, VR gözlükler ve kulaklıklar satıyorlar. Orada ve Amazon Launchpad'da da şu an danışmanlık yapıyor. Peki Ödül Hanım, anladım ben her dediğinizi ama ben VR gözlüğü aldığım için şu an Metaverse'ü benim için önemli. Biraz Metaverse'ünden bahsedebilir misiniz? Metaverse alanı şu anda NFT'lerde ayrılmış durumda. Yani tüm parseller NFT olarak satılıyor. Belirli büyük bir ada şeklinde alanlar da var. Küçük küçük yine parselleri satın alanlar da var. Full dolu değil. Tekrar satışa açılmış olanlar var. O yüzden yani satın alabilirsin eğer ki istersen. Onun dışında direkt Metaverse'e girdiğinde ilk ana giriş Victorian Theater diye geçiyor. Burası dediğimiz gibi ana girişi. 5 tane toplamda yeri var. Bunların ikincisi Ceekşehir oluyor. Bir tane spor kompleksi var. Bir tane lunch alanı var ve bir tane de aslında tüm bu Metaverse anlam kazandıran şey konser alanı var. Yine buralara girebiliyorsunuz. Ben biraz Metaverse'ün içinde dolandım. Bir Radyo Kaka'yı gördüm. Doge'u gördüm. Ben Türk bayrağı gördüm. Türklerin de çok fazla ilgisi var Ceek'e bu dönemde. Telegram gruplarına da baktım. Ana hesap 36.000 iken yanılmıyorsam Türkiye'deki hesabı şu an 20.000 Telegram'daki ve daha bir yıl olmuş. Yani birinci yıllarını kutlamışlar. Türkiye'den ilginin çok büyük olduğunu söyleyebiliriz bu anlamda. Peki Ödül Hanım, öne çıkan özellikleri ne Ceek VR'ın? Şimdi aslında hepsini Metaverse kavramının içine alıyoruz ama hepsinin ayrı ayrı özellikleri var diyebiliriz. Mesela Sandbox'ta biraz daha oyun odaklıyken burada biraz daha konser odaklı olduğunu görüyoruz. Tek tek Metaverse'lerin gelişmeye başlaması ve birbirleri arasında rekabette olmaları çok pozitif. Çünkü biraz daha bir greater good, yani daha iyi bir genel çerçevede bakmaya çalışıyoruz Metaverse'e ve Metaverse teknolojisine. O yüzden aslında bu Mary Spio dediğimiz hanımefendinin röportajlarını izlediğimde bu rekabetten oldukça memnun olduğunu görebiliriz aslında. Çünkü önemli olan zaten teknolojinin gelişmesi. Ceek VR'ın öne çıkan özelliğine baktığımızda da konser anlamında, yani sosyalleşebileceğim bir alan oluşturma anlamında Ceek VR'ın diğerlerinden kesinlikle farklı olduğunu görebiliriz. Yani aynı olduğu şeyler var. Mesela işte kendi bir NFT parseli var. Mesela o VR'da gerçek dünyamız üzerinden bir Metaverse görüyoruz. Dediğim gibi hepsinin farklı şeyleri var. Ceek'in de öne çıkan özelliği konserlerin yapılabilmesi, spor komplekslerine katılım sağlanabilmesi. Peki o zaman her şeyi konuştuk, detaylıca anlattınız. En önemli yere geldik. Ben bir yatırımcı olarak en çok merak ettiğim şey token ekonomisi. Evet. Peki Ceek VR'ın token ekonomisi nasıl? Şimdi Ceek VR platformuna baktığımızda etkinlik biletlerin tokenize edildiğini görüyoruz. Bu sayede de dünyanın her yerinin hayran kitlesinin aslında konserlere ya da etkinliklere katılmasını alan açtığını söyleyebiliriz. Kendisi de zaten tüm bu biletleri blok zincirine işliyor. ERC20 üzerinde kurulmuş bir token, maksimum arzı 1 milyar adetle sınırlı ve şu anda 800 milyondan fazlasının da dolaşımda olduğunu görüyoruz. Birkaç tane merkeziyetsiz borsada çok yüksek oranlarda stakinglerin de yapıldığını biliyoruz. iCrypex'ten de zaten kolayca yine satın alma işlemlerinizi yapabilirsiniz diyelim. ATH'sine nereye çıktı? 1.14'e kadar çıktı. Şu anda 1 doların 10'da birinde bir fiyatlanması var. Yanılmıyorsam bir kere çıkmış. Neden çıkmaz bir daha diyelim. Peki çok güzel. Bol sıfırlı tokenları zaten her zaman çok beğenmişimdir. Peki Ödül Hanım, Ceek VR'a 10 üzerinden puanınız kaç? O zaman Ceek'e puanım 7. Neden 7? Çünkü bir ara bir H&M haberi çıkmıştı. Kendi Twitter sayfalarına da galiba paylaşmışlar. Biraz bir fada haber gibi. Sonra H&M açıklama yaptı ve işbirliği yapmadıklarını söyledi vesaire. Bu anlamda bir güven sıkıntısı yaşamış olsalar da 2015 yılından gelmesi, bu vizyonun öncülerinden biri olması ve konser deneyimini canlıymış gibi yaşatabilmesi açısından ben geleceğini görüyorum. Peki çok teşekkür ederim Ödül Hanım. Bugün bizlerle birlikteydiniz. Haftaki konumuzu nasıl belirleyeceğiz? Haftaki konumuzu yorumlardan belirleyebiliriz. Ne istiyorsanız yorum olarak bırakırsanız aşağı, biz de haftaya sizinle tekrar buluşuruz. Peki görüşmek üzere. Görüşmek üzere.